Selam bakayım efendim, iyi günler. Bugün de malzeme veriyor. Sağ olsun Erdoğan bize. Daltonlar, Süfyan Erdoğan tabi avarel oluyor. En aptalları, en uzun boyları. Ne yapıyorlar efendim? Hırsızlık yapıyorlar. Hırsızlar kaçıyor, haramiler kaçıyor. Red Kit durdurup kovalıyor. Daltonların kaçacağı yer en son Kanada'dır. Kanada'ya kaçsalar da Redkit duruyor. Yakalayacak yani. AK Partiler kaçmaya başlamışlar. İşkencecilerden bir tanesi Kanada'ya kaçmış. M.T. Ben cemaatlerim diye iltica etmiş. Bu AK Partiler çok komik adamlar ya. Adam hem işkence yapıyor hizmetlerine hapiste, hem de kaçıyor, Kanada'ya geliyor. Bir arkadaş da sormuş, bu arkadaşı Kanada makamları yargılar mı? Sorgular mı? Gözaltına alır mı? Kanada'nın kuralı şöyle işliyor efendim. Adam terörist olsa, eli silahlı, devlet teröristi de olsa, katil de olsa, tecavüzcü de olsa ülkesinde, eğer Interpol'da aranmıyorsa kırmızı bültenle, Kanada onu suçlu olarak görmüyor. Geçmişte işlediği hatalar, günahlar, suçlar saklıyor tabi. Bir hikaye uyduruyor. Kendi hayat hikayesini değiştirip bir tiyatro oynuyor iltica mahkemesinde. Demin sahte delil de hazırlıyor. Ondan sonra inandırmaya çalışıyor. Fakat Kanadalılar aptal değiller. İnanmasalar bile hayatının tehlikede olduğuna inandıkları anda, Türkiye'ye döndüğünde yani hayatı tehlikede ise koruma veriyorlar Birleşmiş Milletler kriterlerine göre. Fakat bir soru işareti üzerine konuyor. Göçmenliği alamaz yani. Green Card'ı alamaz fakat koruma verilir. Kanada geçmişte yaptığı hatalardan dolayı onu hapishaneye atmaz. Gözaltına alıp da sorgulamaz. İşkence de yapmaz. Gitsin yaşasın der hayatını. Hayatı korumakla ilgilidir İlticada koruma kuralları. Dolayısıyla Redkit burada duruyor ama yani hırsızları kelepçeleyip de Türkiye'ye göndermeyecek. Türkiye'de yargı yoksa, adalet yok. Hırsızlar, haramiler çetesi soyguna devam ediyorlar. Tam biz. Hiç fasla vermek yok yani, ara yok. Kesinti de yok. İtibarlarını korumak için çalışıyorlarmış. Bütçede delik çok büyük. Yani götümüzdeki delik çok büyük. Yırtık, dikecek terzi bulamıyoruz falan demiyorlar da diyorlar ki itibarımızı korumamız lazım. Götümüz delik de olsa, biz çıplak bir kral da olsak kralız diyor Erdoğan. Diyor ki altınlarınızı verin, yastık altındaki altınlarınızı, onları da çalalım. Biz çok çaldık, çalmaya da doymadık. Biraz da yastık altınızdaki altınları bir soyalım diye çağrıda bulunuyor. Ziraat Bankası'na yatırmanızı istiyorlar. Efendim Ziraat Bankası'na varlık fonu el koyduklarının hepsi soyuluyor. Hırsızlar tarafından. Erdoğan çetesi tarafından. Dolayısıyla altınlarınızı Ziraat Bankası'na yatırdığınız zaman çalınacak. %100. %1 bile ihtimal yok, geri alamazsınız. Bakın İmar Bankası'yla Davul Zuna'yla uzanlar bir zamanlar para toplamıştı. %35 faizle insanlara da yatırmıştı. Benim üvey anne Hatice'de onlardan biriydi. 99'da dil döktüm ben. Yalvardım, yatırma paranı, kaptırma. Bana ver dedim ya. Ben gariban adamım, hiç olmazsa. Paranı kaptırma ama yatırdım. Ondan sonra iş olmaz dedi. Bu genç yakışıklı çocuk dedi, başbakan olacak. Genç parti vardı ya ülkemizde. Ne oldu? Tabii ki banka battı efendim. Parasını alamadı. 10 sene sonra ana parayı verdiler ama faiz maiz yok yani. Hiçbir şey kazanamadı. Alamaya da bilirdi. Yani İhlas Holding biliyorsunuz, İhlas dedeler var. Hala paralarını alamadılar. Erdoğan'a biat ettiler, para vermekten yırttılar. Mücahit var bir tane. Enver Ören
rahmetlik oldu. Oğlu hırsızlığa devam ediyor ve kesinlikle vermiyorlar İhlas dedelerin paralarını. Enver Ören rahmetli Bakü'ye gelmişti. Ben de muhabirim. Herkesi karşılıyoruz efendim biz. Gittim katıldım. Faruk Bey dedi, ben özel uçağımla Bakü'nün üstünde uçarken cami göremedim. Bu şehre bir Selimiye camisi yaptırmak lazım dedi. Popülist bir konuşma yaptı. Ben de öyle mi dedim? Güzel. Söz veriyor musunuz? Bak şu anda topluma açık bir yerde konuşuyorsunuz. Ben de kaydediyorum. Bir de dedim gel beraber fotoğraf çektirelim. Fotoğraf da çektirdim. Ertesi gün dedim Zaman Gazetesi, Azerbaycan Zaman manşeti. Bakü'ye Selimiye camisi yaptıracağım. Söz veriyorum. Sözünüzde durmazsanız eşek olacak mısınız dedim. Faruk Bey sözümüz söz dedi. Enver Ören şirinlik yapmaya çalışıyor. Çünkü ihlas batmış. Hizmete şirin gözükmeye çalışıyor ki ihlas konukladığı evlere hizmetteki insanlara kakalasınlar. Daha sonra gidip Hoca Efendi'yle görüşecek. Ben biliyorum ne yapmaya çalıştığını. Yalvaracak, yakaracak, diyecek ki ne olur bizi kurtar, biz batıyoruz. İnsanlar hayal kırıklığına uğramasın. Yani merhamet sömürüsü yapacak. Ruhundan okuyorum. Gözlerinin içine baktım mı yalan söyledi. Belli oluyor zaten. Ama ben gıcık etmeyi de seviyorum yani. Faruk Bey dedi, beni kandırmaya çalışıyor. Vallahi billahi tallahi yapacağım dedi. Sözüm söz. Gazeteye geldim. Yayın yönetmeni arkadaş Enes Bey'e dedim ki bir tane Selimiye camisi bulalım internetten. Şöyle güzel. Manşete yarın basalım. Ne oldu Faruk Bey? Ne iştir dedi. Benim Enver Bey cami yaptıracakmış Selimiye camisi. Biz de Selimiye camisi nasıl oluyor? Azerbaycan toplumuna göstermek için bir tane cami fotoğrafı tak basalım dedim. Ondan sonra ben de röportaj yaptım dedim. Benim fotoğrafım da Enver Bey fotoğrafını da iş sayfadan ver dedim. Görsünler. Ben şahidim. Yani yanında bulunuyorum, gülüyorum ama aslında ben bunun eşekliğine gülüyorum. Yani o fotoğraftaki gülümsemem o yüzden. Tabii bastık. Enes Bey beni bilir. Ya Faruk Bey bu yaptırmaz dedi cami. Yalandan kandırıyor. Biliyor musun kandırdığını? Aldatıyor. Hizmetteki arkadaşları kandırmaya çalışıyor. İhlas battı. TGRT battı. İhlas konut da battı. Adamlar hırsız dedim. Yani bunlar da başka bir hırsız. Türkiye Gazetesi öyle. Dedim millete küçük çarık şeyler sata sata yıllardır para kazandılar. Din sömürüsü yaparak insanların paralarını toplayıp televizyon kurdular. TGRT'yi de daha şeye, masonlara satmamışlardı yani. Fox TV olmamıştı. Olacaktı yani. Bunun da haberim var. Nasıl yaptıklarını da iyi biliyorum. %25 yabancı sermaye alamıyor Türkiye'de televizyon. Bir tane Özbek kökenli Amerika'da Masonluk Komitesi'nin üst düzey bir 30 derece bir vatandaş var. MIT elemanıdır aynı zamanda. Ona sattılar. O da aslında Fox'a sattı. Yani %25 gibi Fox yani patronu Yahudi tabii zengin alıyor gözüküyor ama aslında %100 onun. %75 Özbek kökenli Türkiye vatandaşının Enver Ören çok zekidir yani. Tabii 84 yaşındaki vatandaş mefta oldu bir hafta sonra. İmzaya çaktıktan bir hafta sonra nasıl öldüğünü kimse bilmiyor. Çünkü arkada delil bırakmıyorlar. Neyse cami yapılmadı efendim tabii. Enver Ören kandırmaya gelmişti, aldatmaya gelmişti. Biz de aldattıklarını biliyorduk aslında. Ben de topluma deşifre ediyorum bu şekilde. Şimdi Türkiye Gazetesi ve bu grup hizmete sunuyor. Hoca Efendi kurtardı mı bu kardeşleri? Evet kurtardı. Bizim kardeşlerimiz İhlas Konuk'tan evleri aldılar ve batmaktan 1999'da 98 kimlik ölçümünde bu alçakları kurtardılar. O kadar çok insanı kurtardık ki en son biz kurtarılmaya muhtaç hale düştük şu anda. Kurtarmak zorunda mıydık? Bilemiyorum yani. Hoca Efendi
hayır demiyor insanlara. Peygamber Efendimiz de hayır demezdi. Eğer sevmediği, hoşlanmadığı bir şey olursa siz bilirsiniz derdi. Veya susardı. Hayır demezdi. Hoca Efendi de Peygamberimizin izinden gittiği için o şekilde davranıyor. Ama ben biraz o ahlakta değilim. O tinete değilim. Yani Kur'an ahlakına ulaşmak kolay değil. Ben dalga geçiyorum efendim. Gıcık yapıyorum böyle. Tabii hırsızlar çetesi Türkiye'de insanları mağdur ediyor. Marmaris'te Kürt kökenli 5 vatandaşımızı kaçırıyorlar, sırçıklar, soyuyorlar, taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Ondan sonra da PKK elbisesini giydirip çatışmada ölmüş gibi öldürüyorlar. Sonra terörist öldürdük. Türkiye'deki durum bu. Mahvedelim. Bir kardeşimiz şey yapmış, bana haber göndermiş ki bir vatandaş ömür boyu hapis cezası almış, kesinleşmiş. Kim dedim bu? Abi dedi, şakit makit değil dedi, namaz niyaz da yok dedi. Bu vatandaşı feci diye, fetacı, feta peyniri, feta peyniri örgütüne üye diye şey yapmışlar dedi, ceza vermişler. Az subaymış. Marmaris'e giden helikopterde teknisyenmiş. Yani başka bir rolü yokmuş teknisyen. Ömür boyu hapis. Dedim Erdoğan Marmaris'te değildi ki. Darbeyi de kendisi yaptı zaten. Abi bunu herkes biliyor da insanlar mağdur, cezaları çekecekler mi bu insanlar dedi. Ha dedim, birlik beraberlik içinde olamadı Türkiye. Hala feta fütü hakaretleriyle gidiyor. Yiyor herkes. Aptal çok. Ne yapalım? Akademisyenler tepki göstermişti. Bildiri imzalamıştı. 7,5 yıl hapis cezası vermişler. İddianame öyle diyor. Verecekler yani. Ne kadar bu hırsızlara, haramilere karşı çıkan varsa teröristlere ceza alıyor. Gelecekleri karartılıyor. Eğer kendilerinin gelecekleri karartılmıyorsa abisi, kardeşi, bacısı, ninesi, dedesi, teyzesi, akrabalarının gelecekleri karartılıyor. Bu şekilde mağdur ediliyor yani %100. O kadar ilginç bir haram çetesi ki bunlar. Altın istiyorlarmış efendim. Mehmet Şimşek efendi, sen altınları götürdün, Rothschild'den peşin olarak verdin. Ödünç almıştınız zaten. Bu altınlar sizin değildi. Rothschild ailesiyle ortak ticaret yapıyordunuz. Ama sizden desteğini çekince İngiltere'ye altınları istedi. Tıpış tıpış 450 ton altını Londra'ya gönderdiniz. 50 ton altınınız kaldı. Tam takır, kuru bakır yani hazine. Şu göçtünüz yani, çöktünüz. Eskiden AK Parti'den önce, AKP'den önce, AK Parti demiyorum, onlar Kara Parti, AK Parti olamazlar. O nedenle AKP diyorum, uzun zamandır. Ne yaptınız efendim? IMF'ye borç vardı, millete sömürü yaptınız. Borcu verdik 5 milyar dolar ama hedge fondlarından, Yahudilerden Türkiye'yi 700 milyar dolar borçlandırdınız. 700 milyar dolar. Evet. Bunun 450 milyar doları hazinenin borcu. Kolateral göstererek devletin kurumlarını, müesseselerini sattınız. Geri kalan ise halkın borcu. Bankaları Yahudilere sattınız. Bankalar vasıtasıyla insanların ayağına pranga bağladınız. Mortgage aldığı insanlar tüketim kredisi, ev aldı, araba aldı. Lüks yaşıyorlar cennette gibi. Ama yalancı bir cennet bu. Çünkü borçlular efendim. Daha önce borçlu yoktu Türkiye'de. Bu kadar 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar. Herkes borçlu. AK Parti'ye o veriyor. Korkuyor. Ekonomi batar diye. Batmış zaten. Hayali bir ekonomi var kağıt üzerinde. Dolayısıyla hazinede para da yok. Diyorlar ki 30 milyar dolar para var. O para da Amerikan bankasında yatıyor, kağıt olarak, sanal olarak var, virtual space'te. Yani para olarak
Yok, keş değil yani. Keş paralar Erdoğan'ın kasasında. Erdoğan akıllı bir hırsız. Yani Dalton Avarel ama paraları, komisyonları, bonusları keş topluyor, keş. Nakit para böyle. Benjamin. Benjamin. Onunla topluyor. Siz de sanal olarak borçlanıyorsunuz. Türkiye sanal olarak hedge fondlarına 700 milyar dolar borçlu, Yahudilere borçlu. Yahudiler de diyor ki, bu ülkeyi çok kolay fethettik ya diyor. Çok kolay satın aldık. Türkler çok aptalmış diyor. Evet, aptalsınız. Aptalsınız. Ayağınızda pranayı takmışsınız ve küresi olmuşsunuz Yahudilerin. Ondan sonra da İsrail'i sürüyorsunuz. Yalandı. Filistin'i kurtarmaya falan niyetini de yok. Altınları nasıl çaldılar? Efendim, 60 sayfa rapor, polis raporu elimde. Mahkemeye verilecekti bu 17 Aralık sürecinde altın hırsızlığı. Fakat polis kardeş emekli oldu, raporu bana verdi. Kendisi de ulaşmak istemiyor. Emekli olmuş artık. Hakkında dava da açmadılar, içeri de atmadılar. Korkuyorlar, elinde sağlam rapor var. Ne yapmış Erdoğan? Türkiye'deki bütün altın firmalarını, Goldtaş, Altıntaş, Taş, hepsini satın almış. Nasıl almış? Batırmış. Kelepir fiyatına, ölmüş eşek fiyatına. Batırıyor. Nasıl batırıyor? Kaçak altın getiriyor, gümüş getiriyor. Devlet ellerinde günlük sıfır. Altın 2008'de 2011 arasında sıfır. Ülkeye giriş var. Türkiye'de yıllık ihracat, ithalat falan belli yani. İthalat rakamları belli. Sıfır olunca ne oluyor? Hırsızlık oluyor. Birileri çalmış.